680 10 Ekim'i Kerbela'da Hazreti Hüseyin ve aile efradı susuz bırakılarak ve hunharca katledildiği için Anadolu Alevileri geçmişten bugüne kadar bu orucu tutarak, o yası matemi tutarak onları hep gönüllerinde yaşattılar. Tabi 680'de İmam Hüseyin ve aile efradı katledildi ama sadece onunla kalınmadı. Ondan sonra da 922'de Halacı Mansur ilkin elleri kolları çapraz olarak kesildi. Daha sonra asıldı. Asıldıktan sonra bedeni serinden, kafasından ayrılarak Halacı Mansur'un bedeni yakıldı, Dizle Nehri'ne savruldu. Şimdi o da bizim inancımızda dar olarak o günden bugüne kadar yaşıyor. Daha sonra Fazlı yine Halacı Mansur'un düşüncelerini savunduğundan dolayı Fazlullah'ı da hançerleyerek katlettiler. Fazlullah içinde o günden bugüne kadar Aleviler Fazlı Darı olarak durdukları darda Fazlı Darı olarak Fazlı gibi bu yola serimizi vereceğimizi söyleyerek dara dururlar. Ondan sonra yine Seyit Nesemi aynı düşünceleri savunduğu için diri diri derisini üzerek yine Seyit Nesemi bizim inancımızda bir dar olarak o günden bugüne kadar varlığını sürdürüyor. İnancımız yoksulun, ezilenin ve zulme uğrayanın sahiplenen bir inançtır. O nedenden dolayı o günden bugüne kadar var olan bütün katliamlarda yaşamını yitirenler mutlaka bu inancın içerisinde anılmıştır. O günden bugüne kadar taşınmıştır. İşte Muharrem orucu da, Muharrem aslında Arabi ayların birinci ayıdır. Aslında İslamiyet'te bu ay haram ayıdır. Kesinlikle kavga, savaş olmaması gerekir. Ama o günün şartlarında işte Yezid orada o şartları dinlemeden Hazreti Hüseyin ve ailesini bir şekilde katletti. Burada var olan şey, önemli olan şey daha doğrusu elbette ki Hazreti Hüseyin bize benim için yas tutun demedi ama yapacağımız tek şey Hazreti Hüseyin'in duruşuna, söylemlerine, iradesine sahip çıkarak biz de bugün nerede bir zalim varsa mazlumun yanında yer alıp gerçekten zorda, darda olanın yanında olmamız gerekiyor. Muharrem orucu bütün dünyada ırkı, dini, mezhebi, rengi ne olursa olsun hiçbir coğrafyada hiçbir canın acımaması, hiçbir yerde savaşın olmaması, artık sevginin, barışın, huzurun, kardeşliğin, dostluğun, sevginin hakim olmasını diliyorum. Bunu hep söylüyorum. Toprak kana doydu ama insanoğlu bir türlü kana doymadı. Yani belki birer parça bir lokma ekmek birbirimizden fazla yemek için bu tür çaba, savaşlar, bu tür işte kıyımlar, bu tür zulümler yapıyor insanoğlu birbirine. Artık bundan insanoğlunun vazgeçmesi lazım. Dünya hepimize yeter. Dünyadaki nimetler de hepimizde yeter ama ne yazık ki işte iktidarlar veya devletler bir şekilde böylesi şeylere de sebep olabiliyorlar. Yine tek dileğimiz Muharrem orucu dünyada barışı, sevgiyi, kardeşliğe vesile olsun diyoruz. Cümlesinin orucu kabul olsun. Hak, Hızır, cümle erenler, evliyalar.